videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Motor İşler'den herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Bu hafta voleybolu konuşacağız. Bildiğiniz üzere son iki haftadır voleybolda sezon başladı. Tabii bu Efeler Ligi için geçerli olabilir ama işte daha önümüzde birincilik var, ikincilik var, yerel ligler var. Tabii bunların hepsini konuşacağımız Kayseri'de voleybolun patronu dediğimiz kişi bizimle bugün. Voleybol il temsilcisi Halil Dicle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bizi davet ettiğiniz için voleybol hakkında konuşacağız. Bilgileri vereceğiz bizi dinleyenlere. Teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam her zaman. Hocam ben önce şöyle başlamak istiyorum. Şimdi voleybolda kaç takımla bu sene yer alacağız? Ve yerel ligler tam olarak ne zaman başlayacak? Hani biraz da altyapıya yönelik olsun diye soruyorum. Şimdi öncelikle liglerimizdeki takım sayımız 5 takımımız var liglerimizde. Develi Belediyespor Efeler Ligi'nde, Kayseri Atletik Spor Kadınlar 1. Lig'de, Kayseri Voleybol Spor Kulübü Kadınlar 2. Lig'de, Hürriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Erkekler 2. Lig'de, Pınarbaşı Belediyespor'da Erkekler 2. Lig'de mücadele edecek. 5 takımla Kayseri'yi temsil edecekler voleybolda, liglerde yani. Hocam, Efeler Ligi bu sene aslında bizim uzun zamandır beklediğimiz ama ilk defa bu sene yaşadığımız bir durum. Hem takımı hem ilk 3 hafta geride kaldı ligde. Nasıl görüyorsunuz Develi Belediye'yi? Başta öncelikle Develi Belediyespor'u, Develi ilçe halkını ve bu işe gönül vermiş, inanmış olan Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Bey'i gönülden tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Birincilikte finallere gittiler, final oynadılar birincilikte. Ama orada bir talihsizlik, yani herkesin finalde çıkacağını beklediğimiz bir takımdı. Olmadı, talihsizlikle olmadı ama inandı Mehmet Cabbar Bey, belediye başkanımız. Efeler Ligi'ne bu takımı çıkarttı. Hocam orada bir şey mi olmuştu? Acaba ligde yendiğimiz takımla finalde kaybetmiştik değil mi? Evet, talihsizlik evet, biraz evet, öyle evet, oldu aslında. Evet, öyle oldu. Talihsizlik orada oldu. Yani oyuncular işte orada oynayamadı. Biraz takım oynayamadı. Farklı tabii. Orada oynayamadı. Halbuki antrenör, o zamanın antrenörü böyle finallere alışık birisiydi. Yani devamlı finallere giden, yani üst lig finallerine giden birisiydi ama olmadı. Olmayınca da olmuyor. Biz ne mağlup ligi tamamladık. Birinci sırada tamamladık ama altımızdaki üçüncü, dördüncü sıradaki takıma yenildik. Olmadı. Olmayınca olmuyor. Olmadı. Ama Mehmet Cabbar Bey bu işe gönül verdi. İlçesi de halkı da çok seviyor voleybolu. Çok fazla seviyor. Ve bir Sorgun Belediyespor'un haklarını devraldılar. Oradan devam ediyor. Güzel bir takım oluşmuş benim gördüğüm kadar. Ben geçen yıl canlı, geçen hafta canlı olarak seyrettim takımı, evet. Maçı seyrettim. Ziraat Bankası'yla kendi evinde ilk Efeler Ligi maçını oynadı. Ziraat Bankası da geçen yılın şampiyon takımı ve 3-0 yendi Develi Belediyespor. Yani Türkiye'de de voleybol için söylüyorum. Büyük bir başarı bu da. Yani 3-0 yendi. Güzel bir takım oluşmuş gördüğüm kadarıyla Develi'de. Atmosfer de güzel. Atmosfer güzel, her şey güzel. Sahamız güzel. Yeni sahamız yapıldı Develi'nin biliyorsunuz Efeler Ligi'nde olduğu için. Sağ olsun Gençlik Spor İl Müdürümüz hemen Efeler Ligi'ne çıkınca takım Spor Bakanlığı ile görüştü. PVC kaplandı sahamız. Son güne kadar çalışma vardı. Gece yarısına kadar orada çalışma vardı. 2 gün ki yetişsin maça diye. Sağ olsun yetiştirdiler. Ama çok büyük bir emeği var. Gençlik Spor İl Müdürümüz Alihsen Kabakçı'nın o sahanın yapımında çok büyük bir emeği var. Sağ olsun. Tabii belediye başkanımız, yöneticiler o gün biz de belki Ziraat Bankası maçında 9-10 saattir ben salondaydım orada. Yetişmesi için ellerinden gelen her şeyi gösterdiler ve canlı yayın var televizyonda. Canlı yayın var. Ve ekipmanı biraz daha zor herhalde hocam. GDS falan da ekleniyor. Her şey zor. İlk defa bizim başımıza geldiği için işte ben de diyorum ya çok önceden gittik sahayı kontrol için. Eksikler tamamlandı. İşte GDS'nin kurulduğu her şeyiyle dört dörtlük bir maç oldu. Galip gelmemiz de üzerine çok güzel oldu. Develi'nin de ayrı bir ilgisi var herhalde hocam oraya. Yani daha doğrusu voleybola.
voleybolu bütün spor dallarına devletten ilgi var ama voleybolu farklı seviyorlar. Görüyorum ben çünkü salonlara gittiğimde hep voleybol olsun, oradaki futbol sahası hep dolu. Hiç boş şey yok. Yerler her zaman dolu oluyor Develi'de. İlk galibiyetini de alması, ilk Efeler Ligi kendi evinde galibiyetini alması da bizi çok çok mutlu etti yani Develi'nin. Sağ olsun 3. haftayı geride kaldı Develi Belediyesi. İlk hafta da zorlu bir fikstürü vardı Develi'nin. Önce Halkbank'la oynadı deplasmanda. Onu mağlup oldu ama ikinci hafta kendi evinde Ziraat Bankart'ı yani şampiyon takımı 3-0 yendi. Hem de 3. set farklıydı. 25-16 filandı setleri. 25-22, 25-22, 25-16 gibi bir farklı skorlarla yendiler. Geçen hafta şeye gitti, Fenerbahçe'ye gitti. Yani fikstürü çok zorluydu. Fenerbahçe'yi de elinden kaçırdı yani şey Develi orada. Yenilgi sayılmaz bence değil mi hocam onu? Yenilgi hiç kesinlikle sayılmaz. 3-2 yenildi ama 2-1 öndeyken iki setlerde 2-1 öndeydi. 2-2 oldu. Tiebreak setini de 15-13 verdi yani. Değil mi? Evet. Yani çok yakın birbirine. Çok yakın birbirine. Bilmiyorum ben ilk defa yani Efeler Ligi'nde işte bu 3. hafta maçını izledim. Ve çok hoşuma gitti. Ciddi manada çekişmeli bir maçta oldu. Yani uzatma setinden itibaren izlemeye başladım ama müthiş bir takım sayı alıyor sonra diğer takım sayı alıyor. Bir gitti geldi ama sürekli maç. Şimdi gördüğüm kadarıyla 3-4 haftada takip ediyorum. Hı hı. Daha önce Efeler Ligi'ni bu kadar çok içinde değildik ve çok fazla takip etmiyorduk. Geriden takip. Evet. Şimdi biraz daha inceleyerek takip ediyoruz. Yani Efeler Ligi'ndeki takımlar birbirinden çok büyük bir fark yok aralarında. Yani kimin kazanacağı, kimin kaybedeceği yani hiç belli olmayan bir şey. Hep denk takımlar, güzel müsabakalar oluyor. Ben Kayseri halkının da Develi'ye gelerek de bu maçları canlı olarak seyretmesini istiyorum. Canlı, siz mesela devamlı canlı olarak seyrediyorsunuz biliyorsunuz ama Fener maçını diyorsunuz televizyondan seyrettim. Evet. Daha zevkle seyrettiğini söyledim. Canlı olaraktan seyretmeleri için Develi'ye davet ediyorum. Kayseri'den de insanlar. Develi halkı salonu tüm dolduruyor. Evet. Ziraat Bank maçında tüm doluydu salonumuz. Desteklediler sağ olsunlar. Hocam bu aslında böyle bir organizasyon da olabilir mi? Develi Belediyesi ile merkez belediyelerin iletişimiyle. Çünkü yani sonuçta ciddi manada bizde ya bilmiyorum ben mi hatırlamıyorum acaba diye düşünüyorum şöyle. Efeler Ligi'nde ya da Sultanlar Ligi düzeyinde bir takımımız olmadı, olmadı hiç. Olmadı olmadı yok yeni oldu Sultanlar Ligi'miz. Öyle şey Efeler Ligi'nde Efeler Ligi Sultanlar Ligi'nde de olmadı. Olmadı. Yani eskiden birincilikte bayan takımımız vardı yani yine vardı ama Sultanlar Ligi yoktu. Hocam aslında böyle bir organizasyon olmaz mı? Yani en azından tamam oradakiler salonu dolduruyor ama Kayserilerin de bu heyecan ortak olması yani şehrin merkezindeki insanlar ne olsun? Şimdi oraya salonu dolduruyor zaten. Develi salonu dolduruyor. Ve de büyük bir şeydi. Ne yapalım biletli mi yapalım filan dediler. Yani bilet olan girsin filan da. Sonra belediye başkanımız dedi ki ya onu çok düşündüler. Biletli olsun. Biletsiz mi olsun? Yani cüzi bir para olsun da. Geliyor şuradan vatandaş giremiyor içeriye giremiyorsa ya biletini alsaydı ne yapayım diyecek. Öyle kapsa. Bu sefer de bilet cüzi olunca başka şeyler olur mu dendi. Öylelikle bu haftayı geçen hafta işte kendi evinde ilk maçı öyle kapattı. Ama bu hafta da güzel bir maç var Cizre ile. Cizre Belediyesi. Cizre Belediyesi ile bir maç var. O yüzden yani Develi halkını davet ediyoruz maça saat pazar günü saat 16'da. Kayseri'den de şey geliyor, seyircilerimiz bayağı gelen var. Yani yine katılım oluyor burada. Oluyor. Voleybolu seven binip geliyor, seyrediyor. Çok iyi hocam. Hocam, şimdi 4. haftada Cizre Belediye'yi de söyledik ama nasıl bir maç olur sizce? Yani ya da Cizre Belediye'de izleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama. Cizre Belediyesi'ni de Aksoy Oyak Kupa Voley'i de seyrettim. Güzel takım Cizre Belediyesi. Diyorum ya, Efeler Ligi'nde kötü takım yok. Hep ya. Denk aslında. Denk takımlar. İşte o günkü atmosfer, bugün biz Ziraat Bankası'nı yendik diyoruz. Artık övünüyoruz yani Ziraat Bankası'nı yendik. Hem de farklı yendik. Kesinlikle. Çok iyi yendi. Yani her şey olabilir ya. Biz 3-0 da alabiliriz. Bilemiyorum yani o atmosfere bağlı bir şey. O zaman biraz güzel daha çok taraftarımızın olması lazım yani. Evet, evet. Yani o şey de çok farklı. Ambiyans da çok var. Salonun içi çok farklılaştı. Yani
O eski havası yok yani. Eski hava yok. Yere serilen o voleybol PVC olsun, GDS ekran olsun, GDS olsun. Hakemleri yani, olsun, herkes değişti. Reklam şimdi. Olsun. Şimdi ben etrafıma bir baktım, her taraf kablo. Şirket. Her taraf kablo gidiyor. Yani sahanın içinde bir şey yok ama her taraf kablo. Dokunamıyoruz bile, elimizi üstüne basamıyoruz. O yüzden çok büyük bir emek var. Evet hocam. Yani sağ olsun Develi Belediye Spor, Mehmet Cappar Başkanım olsun, yöneticileri olsun, Ali Bey var, Ali Orhan, Müfit Türkmenoğlu, Ali Kabak Bey çok ilgileniyorlar kulüple. Herkes elini taşın altına yeterince koymuş. Koymuş. İnanın biz o sahanın o gün yetişmesi için her şeyi yaptılar. Biz orada gördük. Allah razı olsun. Acemilik de atılmış oldu hocam bence orada. Yani evet, ilk hafta olması. İlk hafta olması bizi çok yordu ama güzel oldu. Galibiyet de bizim o yorgunluğumuzu attı. Hocam Efeler Ligi'nden geçelim. Birinci ligde de atletik spor var. Kadın voleybolunda aslında ilimizin bence en iyi temsilcisi. Hatta tek evet. temsilcisi de diyebiliriz hocam. Tek temsilcisi evet. Hocam onların yeni sezon öncesi bir yapılanması oldu. İsimleri değişti. Yeni salonları oldu. Onlarda gözlemlediğiniz ya da bu takımla ilgili düşünceleriniz neler? Onlarda da lig kısa süre sonra başlayacak. Yanılmıyorsam bir hafta sonra da. Evet. Şimdi eskiden bu takım geçen yıl OSB Teknik Koleji adı altında evet. kulüp OSB Teknik Koleji'ydi ismi. O yarışmaya da gitti. Finallere gitti. Bir terfi maçlarına evet. gitti. Ama bir maç vardı Karşıyaka. Onu alabilseydi belki daha farklı. Şimdi Kayseri Atletik Spor'u da Sultanlar Ligi'nde konuşabilirdik evet. yani o maçta. Ama olmadı. Kısmet değilmiş. Orada da Adil Bey, Adil Özhan Bey çok çok büyük bir çaba gösteriyor. Evet. Ondan sonra. Ve şey hocam bir de ya ben hep söylüyorum. Aslında playoff'a gidebilmek de bir başarı değil mi? Çok büyük bir başarı. Ya biz öyle şimdi anlatıyoruz ama yani büyük bir emek ya. Değil çok mi? Büyük bir emek yani. Yani öyle şey değil. Sezon kolay bir şey değil. Evet. Sezonu ilk dörtte bitireceksin. Evet. Ondan sonra playoff'a gideceksin. Bir maçla playoff'u Sultanlar Ligi'ni kaçırıyorsun gibi bir şey yani. Yani çok büyük bir emek var orada. Sonra OSB Teknik Koleji'nden evet. Kayseri Atletik Spor olarak ismi değişti. Kulübün ismi değişti takımın. Şimdi Kayseri Atletik Spor olarak devam ediyor. Ayrıca demin söyledim büyük bir çabası vardı il müdürümüzün. Bir tesis kazandırdı il müdürümüz Ali İhsan Kabakçı bize buraya Kayseri'ye. Gevher Nesibe Kız Yurdu'nun içinde bir spor salonu vardı. O spor salonu atıl olarak duruyordu. Atıl olarak yani çok az kullanılıyordu. Yani yurdun içindeki çocuklar çok az kullanıyorlardı. Yurtla ilişiğini kesti, orayı kapattı. Arka taraftan kapı açıldı şeye, salona. Ve bir tesisimiz oldu, büyük bir tesisimiz oldu. Orayı içinde gezip görürseniz sadece voleybol değil. Bu konuştuğumuzda da işte Adil Başkan olsun amatör spor kulüpleri başkanıyla beraber Mutlu Önal'la evet. beraber gittik il müdürümüzü ziyaret ettik. Orası voleybol olsun dedik. Voleybola yakın tahsis edilsin. Kız yurdu olduğu için voleybola da uygun dedik. Evet. Sağ olsun il müdürümüz de sıcak baktı. Bayağı bir değişiklik oldu. Oranın da içi voleybola boyandı. Tesisler değişti. Büyük bir yani heyecanlı bir şekilde tesisi yenileme oldu. Belki gidip göreceksiniz sadece voleybol değil. Orada ferdi branşların yeri var aşağıda. Çok büyük bir yer. Ben orayı gördüm hocam ama sadece üst kısmı gördüm. Yok aşağıda görmeni tavsiye ederim. Evet. Orada karate, judo, boks, ondan sonra fitness salonu, 200 kişilik toplantı salonu. Yani o salonun içerisindeki olan şeyleri söylüyorum. Yani çok büyük bir tesis orası. Hocam ben çok dikkat etmemişim o zaman evet, kesinlikle. Seni bir geldiğinizde alt katlara da gezdireceğiz. İnşallah hocam. Oraya birçok sporcu geliyor ferdi sporlarda. Karate, judo, boks çalışıyor orada. Devamlı çalışıyorlar antrenörler orada. Fitness salonu var ayrıca. Güzel, çok güzel yer var aşağı alt katta alt yani. Katta. Alt katta. Seyircinin alt katı. Evet. Çok büyük bir geniş bir alan. Hocam bu zamana kadar niye atıl kalmış acaba? Yani kalmış. Bu kadar büyük bir salon. Evet çok büyük. Mesela ben şunu söyleyeyim. Sadece Atatürk Spor Salonu'nu örnek alalım. Atatürk Spor Salonu'nda sadece şey var.
Saha var. Başka bir şey yok değil mi? Evet. Yani şey olarak da. Burada aynı büyüklükte bir saha var ama belki bu sahanın 2-3 katı büyüklükte aşağıda tesisler var. Yani kazandırılması iyi olmuş o zaman evet. Hocam. Yani hepimiz için çok, iyi olmuş. Yani il müdürümüz büyük bir çaba sarf ediyor. Sabah ben de tekrar uğradım orada. İşte pazar günü maçımız var. Evet, İkincilik maçımız var. Ona da geleceğiz. Oraya uğradım eksiklerle ilgili. İl müdürümüz de tesadüf oradaydı. Tekrar onunla görüştük, konuştuk. İlgileniyor, arkadaşlar ilgileniyor. Her şeyle sadece saha değişti, türbünler değişti, işte protokol şeyi kondu, türbünü oluşturuldu. Belki pazar günü ufak tefek eksiğimiz çıkacaktır elbette ama yine de biz devam edeceğiz. O kadar olacak hocam. Evet. Yani eksikler birazcık da olacak yani. Evet, Kayseri Atletik Spor'da işte kadınlar birincilikte bu yıl devam edecek. Yani takım olarak. İlk maçında Kayseri Atletik Spor 22 Ekim'de pazar evet. günü saat 13'te Beşiktaş'la. Ona da tüm herkesi davet ediyoruz Kayseri'de. Salonumuz geniş, seyirci kapasitesi yüksek. Evet. Belki daha da olmazsa arka taraflarda boşluk var. Oralara da OSB'de olduğu gibi seyirci de yapabiliriz, yapılabilir yüksek kapasitede. Takımı izlediniz mi hocam? Nasıl bir ki? Yani ya da hiç böyle işte antrenmanlarda falan. Takımı antrenman da izledim. Bir iki antrenmanını evet. baktım. Bir işte yabancı Leslie geldi. Var. O geldi. Güzel. İki tane de bizim tabii Kayseri'de yetişmiş sporcumuz var. Biri kaptanımız herhalde hocam. Evet evet. Beyza ve Merve var. Onlar oynuyor. Devamlı zaten. Dışarıdan sporcular geliyor. Yine iki tane çift lisanslı sporcu var. Bir önceki yılda da olanlar var. Güzel bir takım oluşmuş. İnşallah başarılı olurlar. Ama Adil Başkan çok büyük bir çaba sarf ediyor. Yani takım için sağ olsun. Voleybol için. Yani başkanım zaten herhalde bir son 3 senedir tamamen voleybolun içinde. Evet, evet, biraz da futboldaydı. Şimdi biraz yine da voleybollara devam ediyor değil mi hocam? Tabii. Orada da futbolda da ya altyapıda hep şampiyonlar. Çoğunlukta şampiyon. Ben takip ediyorum. Kulüp olarak takip ediyorum şampiyonları. Hocam alta doğru geri gidiyoruz. İkinci ligde de KVK evet. var. Burayla sezona başladılar. Hatta Aksaray'da ilk maçına çıktılar ama sanırım 3-0'da mağlup oldular. İzlediniz mi? Ya da bu takımın durumu nasıl şu an için? Şimdi bu takım ikincilik kadınlarda da Kayseri Voleybol Spor Kulübü mücadele edecek. Bu takımın başında da altyapıda çocuklarımız oynasın, devam etsinler diye geçen yıl kurulmuş bir takım. Yani birincilikte Kayseri pilot takımı, atletik sporda yer alamayan çocuklar burada devam etsinler diye kurulmuş bir takım. Daha ziyade de Türkiye şampiyonasına altyapılarda gittiğimizde bu çocuklar daha çok maç yapsınlar, daha çok efor sarf etsinler, alışsınlar diye. Mesela geçen yılki Türkiye Mersin'de yapılan festival voleybolda bunun şeyini aldı arkadaşlar. Sonucuna vardı. Yine öyle altyapıdan çalışan çocuklar oynuyorlar, gençler oynuyorlar. Seher Hoca işte biliyorsunuz evet. siz şeyde salonda yatıyor, salonda kalkıyor gibi bir şey yani. Sağ olsun. Bir yandan birincilik, ikincilik devam ediyor. Geçen hafta Aksaray'daylardı. 3-0 evet. mağlup oldular. Seyredemedim maçı evet. ama sonucunu takip ettim. Olsun. Bu hafta pazar günü de ayın 16'sında oynayacaklar. Karaman Spor Lisesi gelecek burada saat 13'te. Yine Gevher Nesibe Spor Salonumuz artık voleybol salonu bilsin Kayseriler. Evet sadece voleybol oynanacak orada. Bütün voleybollarımızın işte ligdeki birincilik bayan takımı, ikincilik bayan takımı, altyapı maçlarımız, okul maçlarımız. Hepsi orada. O oynayacak diye planlıyoruz. Bakalım. Hocam bu arada ben şey de söyleyeceğim. Yani Seher Hoca'dan bahsetmişken şimdi KVK dediğimiz zaman altyapıda şu an bütün ikincilik takımlarında hep Kayseri'den sporcular var gitti, gibi geliyor değil mi hocam? Geçen sene de vardı, bu sene de var mı? Var. Bu sene de hepsi de dışarıya gitti. Bilecik'te var,
işte Hatay'da vardı. Niğde'de var, Hatay'da var. Yani 5-6 tane sporcusu dışarıda oynuyor. Biraz da aslında Kayseri yavaş yavaş bu voleybolcu fabrikasına biraz dönüşecek gibi mi hocam? Özellikle yani dönüşüyor, kadın voleybol için. Dönüşüyor zaten. Yani sağ olsun altyapıda çok büyük bir çaba sarf ediyorlar. Yani burada dışarıda 6-7 sporcusunun şu anda dışarıda oynaması büyük bir başarı yani. Başka liglerde oynuyor, ikincilikte oynuyor, birincilikte var oynuyor. Yani oralarda oynuyor, verdiler oralarda oynuyor. Kendi sporcular da altyapıdan diğer sporcular alıp devam ettiriyor işte. Değil mi hocam? Evet. Onlar da işte bu hafta saat 13'te, pazar günü saat 13'te maçları var. Gevher Nesibe Spor Salonu. Salonu merak ettim. Bu hafta ben de gelmeyi düşündüm hocam bir an söyleyince. Salona görmeni istiyorum. Hocam inşallah hafta sizlerin yani oradaki ferdi sporlar yerlerini de görmenizi istiyorum. Ufak tefek eksiklerimiz olacak da elbette. Ama onun için çaba sarf ediliyor pazar gününe kadar yetişmesi için. Ben bir bu çalışmalar başlamadan önce salonu gördüm. Biraz şimdi boyandıktan sonra gördün yok mi? Yok. Ben şey önceki halini gördüm. Biraz dedim atıl gibi kalmış diye düşünmüştüm hatta gittiğimde. Yani şu an değişmiştir tabii ki. Değişti hocam. Çok değişti. Hocam ikinci ligde de erkeklerde de yani iki takımımız daha var. Hürriyet ve Pınarbaşı. Ya onlarda da yakın zamanda lig başlayacak ama takımlarımızı nasıl görüyorsunuz? Hürriyet geçen sene de ikinci ligdeydi. Pınarbaşı da bu sene ilk kez herhalde sanırım Pınarbaşı olacak. Şimdi erkekler ikinci ligde de iki takımımız var. Aynı gruptalar. İkisi de aynı grupta. Dördüncü grupta ikincilik, erkekler ikincilik, dördüncü grupta mücadele ediyor. Hürriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi geçen yılda orada oynadılar. Bu şimdi yine iddialı Hürriyet. Yani geçen yıl tecrübesiyle bu yıl farklılaştırdı. Biraz da playoff istiyorlar herhalde. Evet, çalışmalarına devam ediyorlar. Yani çalışıyorlar. Bayağı çalışıyorlar. Takip ediyorum. İyi çalışıyorlar. Onlar da 30 Ekim'de ilk maçlarına çıkacaklar ama ilk maçları deplasmanda olacak. Yozgat Sorgun Belediyespor'la oynayacaklar Yozgat'ta. Sonra 6 Aralık'ta da kendi evimizde Konya Pema Koleji ile oynayacağız. Atatürk Spor Salonu'nda oynayacak bu erkek takımlarımız da Hürriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi orada oynayacak. Aynı gruptaki Pınarbaşı Belediyespor'da geçen yıl bölgesellikte şampiyon olmuştu. Playoff'larda da şampiyon oldu. Şampiyon olarak çıktılar, ikinci lige çıktılar. Burayı da yeni belediyede Pınarbaşı Belediyesi yeni bir oluşum yaptı. Eyüp Bey var. Eyüp Akbaş'la yeni bir oluşum yaptılar. Onlar Kayseri'deki oynamayan veyahut da işte iyi oynayan oyuncuları topladılar. Antrenmanlarını genelde Kayseri'de yapıyorlar şimdi ama birkaç defa gitmiş yapmışlar. Müsabakalar Pınarbaşı'nda mı burada? Pınarbaşı'nda oynanacak müsabakalar. Pınarbaşı. Yani bizimdeki amaç ilçelere böyle yaymak. Evet. İlçelerde hareketlilik sağlanması için ben de destekliyorum zaten. Orada oynanmasını istiyorum. Onun için de oranın salonun eksikleriyle ilgileniyoruz. İşte filemiz bu işte Gevher Nesibi direklerimiz, filemiz, korumalar, federasyonumuz gönderdi sağ olsun. Yani o, bu salonlar için federasyon bu malzemeleri gönderdi. Dün veya evvelsi günü Pınarbaşı'nın malzemelerini verdik, götürdüler filesini filan. Orada sahayı görme şansınız oldu mu hocam? Orayı sahayı görmedim de şöyle videodan gördüm. Arkadaş çekti attı bize. Saha yeni, güzel, yeni salon. Yani bir eksiği yok. Scoreboard'la ilgili bir eksiğimiz vardı. O da orada tamamladık. Yani orada scoreboard'u da vardı. Bir malzemesi eksikti. Orayı da tamamladık. Çalışır vaziyette. Hocam biraz da böyle şimdi hani daha önce voleybol oynamış isimleri bir araya getirip oynatacaklar. Teknik heyet işte yeni. Eyüp Hoca'yla da biz konuşmuştuk zaten takımın başına geçtiğini. Şansını nasıl görüyorsunuz ya da onlarda da var mı böyle bir playoff hedefi gibi bir şey? Yani elbette her takımın playoff bir başarı şansı var. Evet. Başarmak için çıkıyor ortaya. Herkes yani iyi olayım diye çıkıyor. Takımı görmeden bir şey diyemeyiz ama Pınarbaşı'nda da bir hareketlilik getireceğine çok inanıyorum ben. Değil mi hocam? Evet. Yani bugün Develi Belediyespor Efeler Ligi'nde değil mi? Evet. Aynı böyle başladık biz Develi'de. Aynı küçük böyle. Küçük. Evet. Aynı böyle başladık.
Bünyan belki Develi Belediyespor'dan daha öndeydi. Orası ilerletemedi, belediye ilerletemedi. Ama Develi ilerletti. Bugün Efeler Ligi'nde oynuyor. Pınarbaşı da bugün büyük bir ilçe, yani küçük bir ilçe değil. Orası da olur. Bugün biz ilçelere yaymak istiyoruz. Yaymak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bugün İncesu'da 16-19 takımlı kurumlar arası voleybol oynanıyor. Devam ediyor. 19 takımlı. Bugün Tomarza'da yeni başladı. Kurumlar arası voleybol turnuvası devam ediyor. Ben ilçelerde oynanması taraftarıyım. Bunun için de elimden geldiği kadar ilçelere yaymak istiyoruz. İlçeler kalkınsın, voleybolu sevsinler, seviyorlar. Biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Federasyonumuz da destekliyor. Federasyonumuz da ne malzeme ihtiyacımız olsa gönderiyor, yapmaya çalışıyor. Veriyorlar. Yani. Veya ilçelere yönelik başka çalışmalar var mı hocam? Ben hep önceden yani Develi'yi duyardım kurumlar arası voleybolda. Evet. En çok onlar yapıyordu herhalde. Onun haricinde başka turnuvalar var mı? Şimdi İncesu da yapıyor. Onlar da İncesu var. İncesu devam ediyor. Şu anda geçen hafta başladı. Her gün müsabaka var orada. Her gün 3 müsabaka. Sağ olsun orada Kaymakam Bey çok ilgileniyor voleybolla. Kendisi de oynuyor zaten çok voleybol. Oraya bakarak da Tomarza şimdi başlattı. Sırayla devam edecek. Sırayla devam edecek. İsteyene biz destek oluyoruz. Yani bu arada da oradaki antrenörlerimiz büyük bir çaba gösteriyor. Hem İncesu'da hem Tomarza'da Gençspor İl Müdürlüğümüzün antrenörleri var. Onlar vasıtasıyla evet. Mesela Develi'de de var, Yahyalı'da da var. Yahyalı'da da oldu. Evet. Sabahlar. Destekliyoruz. Bünyan'da oldu. Bünyan'da da Gençspor İl Müdürlüğü'nün antrenörü var. Bünyan'da da oldu. Federasyon anlamında da yani siz mesela hep söylüyorsunuz federasyon bütün malzemeleri gönderiyor diyorsunuz. Herhalde birçok yerde ya da Kayseri'de biraz daha ilgi fazla diye mi destek buraya olabiliyor? Ya da sizin çabalarınız mı bu işi buraya getiriyor hocam biraz daha? Ya elbette biz istemesek onların vereceği yok. Biz belki mesela şu direkler için ve fileler için yani malzemelerin koruması, direkler, anten geldi bunlar için. Başkan yurt dışındaydı, başkanı arayamadım. Biz yazı yazmıştık ekspor aracılığıyla. Bir sonuç çıkmayınca görevliyi aradım. Dedi, kemküm etti tabii. Onun için başkanı aradık, yurt dışındaydı, Polonya'daydı başkan. Sonra genel sekreteri aradık. Genel sekreterimiz sağ olsun hemen ilgilendi. O gün kargoya verdiler malzemeler. Hocam siz o zaman hepsini sırayla biraz daha çabuk olsun diye. Olsun diye yaptık yani. İnşallah hocam. Daha da iyi olur hocam. İnşallah. Yani takip ediyoruz ister istemez. Hocam yerel ligler de var. Yani okul maçları oluyor, kulüpler oluyor. Onlar için bir takvimimiz var mı veya hazırladığımız bir programımız var mı? Şimdi okul sporları takvimi açıklandı. Evet. Yarışma talimatı 2-3 gün önce yayınlandı. Yaş kategorileri ve yarışma talimatı yayınlandı. Aralık sonuna kadar zannedersem voleybolda genç A, yıldız ve küçüklerin müsabakaları bitmesi gerekiyor. Bunun için de Gençspor İl Müdürlüğü Okul Sporları Servisi, Ahmet Metin Müdürüm büyük bir çaba gösteriyor. Yakın bir zamanda okullardan talepleri alacaklar ve kura çekeceğiz ki yetiştirilebilelim Aralık sonuna kadar bu müsabakaları. Altyapılarımız da her sene biz okul maç müsabakaları başladıktan sonra başlıyoruz. Onun için de tüm takımlarla iç içeyiz, konuşuyoruz. Bugün dahi 5-6 takımla görüştüm antrenörleriyle. Bir turnuva düzenleme, hazırlık turnuvası düzenlemek için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı turnuvası, özel bir turnuva düzenleyelim diye. Spor haftasında düzenleyemedik turnuvamızı. Evet. 29 Ekim'de düzenleyelim diye şimdi 4-5 takımı küçük bayanlar müsabakalar yapacağız, hazırlık. Daha sonra okul müsabakaları başladıktan sonra da altyapı maçlarımızı da başlatacağız. Erkek ve kız takımlarımızı devam edeceğiz. Yani çalışmalar devam ediyor hiç durmadan. Sezonumuz açıldı. Yani hiç durmadan bunlarla uğraşıyoruz. Hocam siz yaz öncesi de hiç durmuyorsunuz herhalde. Yani sezon öncesi de hiç durmuyorsunuz herhalde. Ya biz voleybolu seviyoruz. Yani voleybol için elimizden geldiği kadar
İl hakem kurulumuz olsun, biz olalım, il tertip kurulumuz olsun. Bunlarla yakın iç içe çalışıyoruz. Voleybolu yaymak için, sporu çocuklara sevdirmek için, sadece voleybol olmasın. Her çocuğumuz bir sporla uğraşsın veyahut da güzel sanatlarla uğraşsın, bir şeyle uğraşsın çabası içindeyiz. Biz de voleybolu sevdirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çocukları şu telefondan 2 saat uzak tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Başka şey demiyorum, kötü alışkanlıkları demiyorum da onları Allah göstermesin, çocuklarımız hiçbir şeye de bulaşmasın. Şu telefondan, tabletten 2 saat uzak tutmaya çalışıyoruz işte. Değil mi? Sporla. Evet, sporla. Tabii hocam. Hocam peki şimdi alt yapı takımlarında şöyle bir kulüplerde bir şey var mı? Sayı var mı elimizde? Ya da yeni yeni mi başlıyor kulüplerde? Kulüplerde geçen yılla olduğu gibi bütün alt kategorilerimizi yaptık Kayseri'de yani. Hı. Hepsini yaptık. Hepsinin şampiyonu Türkiye şampiyonasına gitti. Evet. Bu yılda bütün kategorili altyapılarımızı da yapacağız. Devam edecek. İşte kaç takımlı olur? Onun çabası, onun şeyi içerisindeyiz. Kulüpler de çoğalıyor, gitgide çoğalıyor. Yani yeni yeni kulüpler açılıyor. Altyapı takımlarına ekleniyor. Ekleniyor. Onlarla hazırlık, işte konuşuyoruz, irtibat kuruyoruz. Gerekirse toplantılar yapıyoruz. Yani biraz daha güçlendirelim, daha çok takım olsun. Daha çok olsun, daha çok şey olsun. Mesela geçen yılın son zamanında mini voleybol yapmıştık. Evet. Belki hatırlıyorsanız. Çok büyük bir katılım olmuştu orada. İl müdürümüz de gelmişti, sevmişti yani ya böyle mi oluyor diye. Yani devam ediyoruz. Altyapılara biz yani elbette Efeler Ligimiz de onları görecek çocuklar. Sultanlar Ligi'ni görecek, birinci ligi görecek. Ona göre katılacak. Ama altyapıya inanın biz daha çok önem veriyoruz. Daha çok çalışıyoruz. En çok çaba orada hocam. En çok çaba orada. Peki hocam geçen sene bu mini voleybolun yanı sıra sana bir dönem bir şey de yapmıştık. Yani herhalde pandemiden biraz soğudu gibi plaj voleybolu. Evet. Onunla ilgili bir çalışma var mı ya da yeni sezon? Bu yıl da plaj voleybolu yaptık ama demek ki basın takip etmemiş bizi. Ya da biz hocam. Biz yayınladık ama biz yapmadık. Tabii spor şey yaptı. Hı. Kulüpler bazında katılsın diye. Diye yani kulüp değil de herkes katılsın, takımını kursun gelsin diye bu Mazakalant mı? Mazakalant, evet. Onun orada plaj voleybolu kortu var. Orada yaptık. 10 gün mü 15 gün sürdü. 10 günden fazla sürdü takımlar. Hatta ödüllerini de Büyükşehir Belediye Başkanımız takdim etti orada bir şeydi. Yok ben şöyle söylüyorum hocam. Yani bir pandemi sürecinde bir ara oldu sanırım oldu. İlk yapıldıktan sonra. Evet oldu. Biraz da herhalde bu bizi de pandemi etkilemiş gibi hocam. Evet. Ondan çok takip elbette etmedim herhalde. Sadece bizi değil tüm spor branşlarını herkes etkiledi. Her şeyi etkiledi pandemi. Yavaş yavaş toparlanmaya başladık. Geçen yıl yoğunluk pandemiden bir çıkışın patlamasıydı. Bu yıl yaz spor okullarında voleybol yani o kadar çok büyük bir patlama yaptı ki yani 4'e 5'e katladı geçmiş yıllara. Yani zirveye yer aldı herhalde. Zirvede yer aldı. Voleybol zirvede yer aldı yani. Yaz spor okullarında. Bu nedenle elbette pandemi herkesi bir etkiledi. Herkesi etkiledi. Bu sporu da etkiledi. Ama yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz. Peki hocam şimdi altyapıyla bu kadar çok uğraşıyorsunuz ama aileler geldiği zaman sizden ne istiyor ya da işte hangi spor okuluna mı gönderelim, işte hangi takıma mı gönderelim, neler talep ediyorlar ya da neler soruyorlar? Daha ziyade bizim işte Kayseri Voleybol sosyal medyadaki şeylerimize bilgi atıyorlar. İşte çocuğumu yazdıracağım, nereye yazdırırım diye. Ben de bütün takımlarımız şey olmasın diyerekten bütün altyapıyla uğraşan takımlarımızın antrenörünün telefon numarasını yaptığım bir şey var, çizelge var. Arkadaşlara isteyenlere onu gönderiyorum. Kendileri yapıyor. Kime katılırsa elbette katılmak isteyenler ligde olan takımları tercih ediyorlar. Öncelikle onları tercih ediyorlar. Katılıyorlar. Sonra da diğer branşlara devam ediyorlar. Ama büyük bir katılım var. Yani bu bunun haricinde spor okulları açıldı Kayseri'de. 3-4 tane spor okulu full dolu devam ediyor yani. Yani hocam talep çok fazla. Biraz da biz aslında salon sporlarını seviyoruz ama çok gösteremiyoruz gibi.
Bizde de eksiklik vardır muhakkak bu konuda. Ben onu da söylüyorum. Evet, biz basına zaten bu konuda biraz şeyiz. kırgınlık var biraz değil mi hocam? Değil de yani futbol elbette o da futbol en büyük sektör haline futbol. Hocam. Ama bunun yanında işte salon sporları, sadece voleybol, salon spor, ferdi evet. sporları da eklemekte fayda var. Yani sevdirmekte fayda var. Bugün işte söyledim, yüzme ile voleybol talep patlaması yaptı. Şeyde yetişemedi Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Belki gruplar 40 kişi, 50 kişiyle o voleybol oynadılar. Grup şeyleri. Biraz etkisi şeyden olabilir mi hocam? Şimdi Develi Efeler Ligi'nde işte birincilikte atletik spor var. Bunlardan da etkiliyordur muhakkak değil mi? Bunlara etkiliyor. Bir de en çok milli takımımızın etkilediğini düşünüyorum ben. Değil mi hocam? Evet, milli takımımızın başarıları etkiledi. Olimpiyattaki başarıları daha çok etkiledi. Şimdi VNL'deki başarıları etkiledi. Hı hı. Şimdi dünya şampiyonasındaki başarıları etkiledi. Dün yenildik ama olsun. Bugün dünya birincisi sıradaki Amerika'ya yenildik. Öyle böyle değil. Orada bulunmak, çeyrek final oynamak da büyük bir başarı yani. Değil mi hocam? Evet. Hocam aynı zamanda da işte sezonun başlamasıyla birlikte hakem seminerlerimiz de başladı. Evet. İlk toplantıyı da sanırım yapıldı. Yaptı. Neler oldu hocam? Neler anlatıldı? Neler konuşuldu? Ya da sizin aranızda ne gelişti? Şimdi elbette bu maçları yönetecek bir hakeme de ihtiyacımız evet. var. Hakemlerimiz de sezon başından yani Haziran, Temmuz aylarından itibaren hazırlıklarımız devam ediyor. Devamlı hakemlerimizle ilgili. Önce bir hakemlerimiz işte faal olabilmesi için vizelerini yaptırması evet. gerekiyor. Vizelerini yaptırdık. Sonra ulusal hakemlerimiz seminere katıldılar. Daha sonra klasman imtihanına girdiler. Ankara'ya gittik. Klasman imtihanına girdiler. Yani bu çalışmalar devamlı devam ediyor. Sezon gidiyor. Hiç bitmiyor hocam. Bitmiyor. Bizim için belki Haziran sonunda sezon bitiyor gibi belirliyor. Hemen Haziran, 30 Haziran'dan sonra yeni sezona devam ediyor, başlamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar, ulusal hakemlerimiz klasman evet. imtihanına girdiler. Gözlemcilerle beraber klasmana girdiler. Evet. 11 tane hakemimiz klasman imtihanına girdi. 17 tane ulusal evet. hakemimiz var ama 11'i girdi. 6'sı girmedi, gitmedi, girmedi. 11 hakemimizin birisi A klasman. Zaten uluslararası hakemimiz evet. İsmail Yıldırım arkadaşımız. O A klasman. 2 tane B klasman hakemimiz var. 8 tane de C klasman evet. hakemimiz var. Bunun birisi de işte yeni ulusal hakem oldu kızımız. Saliha Çavuşoğlu evet, değil mi hocam? Saliha kızımız da yeni ulusal hakem oldu. Ona da tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Kokartını da o toplantımızda takdim ettik. Taktık zaten kızımıza. 3 Ekim'de sezonun ilk hakem toplantısı, bu çalışmalardan sonra sezonun ilk hakem toplantısını yaptık. Bir tane uluslararası hakemimiz var, 17 tane ulusal hakemimiz var, 46 tane il hakemimiz var, 12 tane de aday hakemimiz var. Toplam 75 tane hakemimiz var. 75 hakemle bu sezonu tamamlayacağız, götüreceğiz. Devam ediyoruz. 3 Ekim'de ilk seminerimizi yaptık. Federasyonumuzun verdiği başhakemlik konusuyla ilgili seminerimizi yaptık. 2 saat süren bir seminerdi. Uluslararası hakemimiz İsmail Yıldırım semineri verdi. Biz de bunları takip ettik. Gerekli açıklamaları yaptık. Gerekli görüşmeleri yaptık. Artık aylık toplantılarımız, seminerlerimiz hızla devam edecek. Seminerdi, imtihandı. Hakemler hiç durmuyor. İmtihan oluyor, seminer oluyor. İşte bunlarla devam edeceğiz. Her ay farklı eğitimler oluyor. Farklı eğitim. Her ay başka bir kuralla ilgili farklı eğitim. Önce oynadığımız müsabakalarda neler olmuş, neler yapılmış, hatalar nedir? Bunları video üzerinden gösteriyoruz. Canlı anlatımda. Canlı anlatımda. Ondan sonra zaten bu zamana kadar 3 Ekim'de ilk defa yüz yüze eğitime geçtik. Ondan önce hep Zoom üzerinden de. Oradandı. Yani bilgisayarla eğitim yapıyorduk. Şimdi yüz yüze eğitimi ilk ve de çok güzel oldu. Yüz yüze eğitim daha iyi oldu değil mi hocam? Evet. Hocam bir ara verelim, sonra yeniden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler, kısa bir ara, aranın ardından yeniden birlikte olacağız. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.
Programımızın ikinci bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Son olarak hocam, hakem seminerleriyle ilgili konuşuyorduk zaten. Önümüzdeki ay, bu her periyodik dönemlerde oluyor ama konular daha önceden mi belirleniyor, yoksa veya işte değişen kurallara yönelik mi oluyor hocam? Şimdi Merkez Hakim ve Gözlemciler Kurulumuz bir yıllık programı belirliyor. Yani aylık seminerlerde hangi konuların işleneceğini belirliyor. Bunun için de Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulumuz videolar hazırlıyor, gönderiyor bize. Aylık seminerler için videolar hazırlıyor, gönderiyor seminerleri. Çok güzel videolarda, eğitici videolar gönderiyor hakemlerimiz için. Bu ayki baş hakemlikti. Ondan sonraki ay daha farklı konulara geçeceğiz. Seminerimiz güzel oldu. Bu ayki yüz yüze olduğu için güzel oldu seminerimiz. Hakemlerimiz de aynı takımlar nasıl hazırlanıyorsa hakemlerimiz de öyle hazırlanıyor. Yani zannetmesinler öyle boş durduklarını. Hazırlanıyorlar. Kazası belası bir sezon geçirmelerini diliyorum. Bütün hakemlerimize, takımlarımıza, herkese yani. Şimdi zannetmesinler ki hakem geliyor öyle boş geliyor, zannetmesinler. Maçtan önce, maçtan sonra gözlemcili arkadaşımız olsun, biz olalım. Sen de belki yakından takip ediyordun bu konuyu. Gerekli şeyleri hep dersleri, uyarıları yapıyoruz yani. Hocam, programın sonuna doğru ilerliyoruz ama burada uluslararası tek hakemimiz var dediniz. İsmail Yıldırım'dan bahsedelim biraz da isterseniz. Sürekli Avrupa'dan görev alabilen bir hakemimiz ve ilimizde bunu yapan sanırım tek hakem. Evet. Şimdi bir ilimizde Kayseri'yi başarılı bir şekilde temsil ediyor uluslararası hakemimiz İsmail Yıldırım. Çok da başarılı. Devamlı işte bundan bir ay, 15-20 gün önce gitti, bir görevi vardı. Şimdi dün de 11 Ekim'de pazar günü gitti Tel Aviv'e, İsrail'e. Orada SEV'in Avrupa Voleybol Federasyonu'nun Avrupa Şenlik Kupası'nda görevi vardı başhakem olaraktan. Dün maçını yönetti başarılı bir şekilde. Halen yolda, bir aradım açmadı. Yolda geliyor. Başarılı. Her hafta Efeler Ligi'nde, özellikle Efeler Ligi'nde görevi var her hafta. Geçen hafta Türşat maçında görevliydi. Bu hafta da cumartesi günü de maçında, Tokat'ta ki Efeler Ligi maçında görevli. Çok başarılı hakemimiz. Bir de voleybol çok seviyor. İnanın derslerine katılsanız, yani verdiğimiz seminerdeki derslerimizi de İsmail arkadaş, Yıldırım arkadaşımız anlatıyor. Çok güzel hazırlanıyor, çok güzel dersler veriyor. Hakemler ondan aldıkları derste daha başarılı olacaklarını umut ediyorum. Bizim için bir şans, Kayseri için bir şans, uluslararası bir hakemimizin olması bir şans. Sağ olsun o da emeğini esirgemiyor bütün hakemlerden. Voleybolu da çok seviyor. Başarılar diliyorum kendisine. İnşallah. Bizim için çok büyük bir şans yani İsmail'in burada olması. Tabii ki hocam. Hocam, programın da sonuna geldik. Eklemek istediğiniz ya da söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Voleybolu konuştuğumuz için, neler yapıyoruz, ne yapıyoruz diyerekten vatandaşlarımıza, bizi seyreden kişilere bunu aktarma imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. 2022-2023 voleybol sezonunun hayırlı olmasını diliyorum. Bütün lig takımlarımıza, altyapı takımlarımıza, antrenörlerimize, kulüp yöneticilerimize, hakemlerimize, gözlemcilerimize hayırlı olmasın. Kazası belası bir lig tamamlamamızı istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz hocam. Bizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Evet sevgili izleyenler, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki hafta yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.